Selamun aleyküm saygıdeğer arkadaşlar. Halika ile ortak videolarımız olan ilk 3 videomuzu her ikimiz de yeniden yayınlamaya karar verdik. Bir yıldır şahsıma ait bir kanalım var. Kanalımı ziyaret ederseniz mutluluk duyarım. Linkim videonun altında mevcuttur. Anlayışınız için şimdiden teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Hayırlı seyirler. Hapishaneye düşme kardeş, unutulursun. Dostunu, düşmanını, arkadaşını tanırsın. Hele bir de gurbetteysen kahrolursun. Sakın düşme kardeş, unutulursun, unutulursun. Unutmayan bir kardeşim var derken, böyle düşünme kardeş, daha çok erken. Kardeşlerim bile unutur yıllar geçerken. Sakın düşme kardeş, unutulursun, unutulursun. Selamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle bütün Müslüman aleminin geçmiş Ramazan bayramını kutluyor, saygılarımı sunuyorum. Şimdi Sabıkalı'nın neler yaşadığından bahsedeceğiz. İşte Sabıkalı birinin nelere maruz kaldığından bahsedeceğiz. Sabıkalı'nın kötülüklerinden bahsedeceğiz kısacası. Önceki videomda bahsettiğim gibi 1986 yılında cezaevine girmiştim. İşte ceza aldım. Tahliye olduktan sonra işte 88 yılında tahliye oldum. 1,5 ay kadar sonra amcaoğlum kayboldu. 1,5 ay bile geçmemiştir. 1 ay falan sonra amcaoğlu kayboldu işte. Zaman zaman evden kaçardı zaten. Biz öyle düşünmüştük aslında. Meğer öldürülmüş amcaoğlu. Bu benim üzerime iftira atan Harun Tanrıverdi ve Murat Başkal da o tarihte onlarla birlikteymiş büyük ihtimalle, ki çocuğu %99 onlar öldürdü. Ben öldürürken görmedim. Onlar öldürdü büyük ihtimalle. Ben jandarma karakoluna aldılar beni işte ceset bulunduktan sonra. Aynı gün zaten cesedin bulunduğunu öğrendim. 10-15 dakika sonra jandarma komutanı geldi, jandarma geldi. Aldılar beni Sabıkalı olduğum için direkt cezaevine. Sabıkalıysan zaten her yerde, nerede olursa olsun bir suç işlenirse önce sabıkalılara bakılır. Yakın çevresinde sabıkalı var mı? Bu işi yapabilecek birileri var mı? Onlara bakılır. Sabıkalı olduğumu da zaten söylemişler çevreden. Ama geldiler beni aldılar. İşte daha sonra abim almışlar, kardeşim almışlar, amcamlarla aramız iyi olmadığı için. Küs değildik aslında, konuşuyorduk da aramız biraz gergindi. Aldılar bizi jandarma karakoluna. İşte Arpalık mevkiine ne zaman gittin? Ben hiçbir şeyle alakam olmadığı için şu tarihte gittim, bu tarihte gittim diye söyledim. Kiminle gittin? Harun Tanrıverdi, Murat Başkal. Onlarla gittiğimi söyledim. Onlar da aldılar jandarma karakoluna. Sorgu başladı. İşte sen çocuğu nasıl öldürdün diye sorunca yüzbaşı, sanırım yüzbaşıydı o dönem, rütbeleri falan da tam bilmiyorum. Yüzbaşıydı sanırım jandarma karakol komutanı. Çocuğu nasıl öldürdün diye sorunca, işte amcaoğlu ya, kardeş sayılır, kardeş yarısı. Ben biraz sert çıktım işte o zamanlar, gençliğin verdiği, cahilliğin verdiği bir şeyle. Biraz sert çıktım. Başladı bize işkence. Yüzbaşı söylüyor şimdi, senin adına diyor ifade veriyorlar, sen yapmışsın diyor, sen de anlat falan diyor. Ben hiçbir şey görmedim, bilmiyorum, duymadım diyorum ama işkencelerin haddi hesabı yok yani. 4 gün boyunca işkence gördüm. 3 gece 4 gündüz. 4 gün boyunca işkence gördüm. Harun Tanrıverdi, Murat Başkal geldi. Dediler hadi yüzleştirelim. Yüzleşmeye çıktık. Aa, bir de baktım. Dediler İbrahim öldürdü. Biz yanındaydık. Lan nasıl olur falan filan. Biz yanındaydık dediler. Göğsüne vurdu bıçağı dediler. Öldürdü çocuğu. Sabaha kadar ölmesini bekledik dediler. Sabah gömdük cesedi dediler. Tabii ben onları tehdit ediyormuşum hesapta. İşte benden korkuyorlarmış. Bir önceki gece orada kalmışız. Arpalık mevkiinde öldürdük gömdük dediler. İşte kürek bulduk dediler. İbrahim gitti kürek getirdi dediler. Öldürdü. Bir gecede cesedin yanında kaldık. Bayramın birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün oradaydık dediler. 3 gün boyunca hiç ayrılmadık dediler. Bölük komutanı bizi dışarıya çıkardı. Karakol komutanı.
Dışarıya çıkardı. Ben bunlara saldırdım. Murat Başkanlı, Harun Tanrıver diye. Siz nasıl böyle bir şey söylersiniz? Kendi yaptığınız suçu bana niye yıkıyorsunuz gibi. İşte sizi yaşatmam falan filan kendimce tehditler savurdum yani. Jandarmalar falan araya girdi zaten, ayırdılar. Hemen içeriye girer girmez sanki yüzbaşıyla anlaşmışlar gibi. Hemen girer girmez komutanım işte bizi öldüreceğini söylüyor, bize saldırıyor falan. Yani bir kere zaten suçsuz olsa bir kişi, onların öldürdüğünden adım gibi eminim, suçsuz olsa niye bir başkasını suçlasın? Görmedim der, şey yapar yani, görmediği bir şey anlatamaz. Onlar her şeyi anlatmışlar, şöyle yaptık, böyle yaptık, küreyi buradan bulduk, şuraya gömdük. Ceset 21 gün sonra ortaya çıktı zaten, neyle öldürüldüğü de bulunamadı. Bıçakla öldürdüklerini söylüyorlar, daha doğrusu benim bıçakla öldürdüğümü söylüyorlar. Amcamın kızları şahit, amcam şahit, benim evden ayrıldığım olmamıştır. Evden ayrılsam mutlaka haberleri olurdu. Ben o dönem kardeşimle ikimiz balkonda yatıyorduk biz, yaz günü işte. Balkonda yatıyorduk. Mutlaka ve mutlaka amcam olsun, kızları olsun, işte hanımı olsun mutlaka bizim o tarafa bakarlardı ki beni de her gün görürlerdi aralıksız. Günde 3-5 sefer rahat rahat görürlerdi yani. Ben mahkemede şeyden bahsettim işte, amcamlar şahit, kızları şahit dedim. Amcama soruldu, doğru mu söylüyor bu dedi, görüyor muydunuz bunu dedi. Bayramın 3. gün beni takip ediyordu dedi. Ki hesapta suç ortaklarım, 3 gün boyunca hiç ayrılmadık demişlerdi. Hakim tekrar tekrar sordu, 3 sefer sordu, bayramın 3. gün olduğundan emin misin dedi. Evet eminim dedi, al sana en büyük şahit, ölen çocuğun babası bana şahitlik yapıyor. Bu bile yeterli olmadı. O dönem kalem olurdu şahitler yazdırılmak için. Kaleme götürdüler bizi. Ben kafama göre şey yap, hesap yap, liste yaptım. İşte şeyden başlayayım dedim, cezaevinden başlayayım dedim. Bayramın üçüncüsü gün cezaevinden yeni çıktığım için arkadaşlarım vardı cezaevinde, onları ziyarete gitmiştim. O mahkum arkadaşlarımı yazdırdım ben şahit. Aslında söylesen deftere bakın. Ziyaretçi kayıt defterine, işte jandarmanın da var ziyaretçi kayıt defteri. Cezaevinin de vardı ziyaretçi kayıt defteri. Ya arkadaşım, diğer odada senin şeyin var, defterin var, ziyaretçi defterin var. Getirin lan bakayım şu ziyaretçi defterini deyip de işte bu adam bu tarihte buraya gelmiş mi diye bakabilirdi. Yüzbaşı buna bakmadı. Buna şey de bakmadı tabii. Avukat da bakmadı, hakim bakmadı, savcı bakmadı. Neden bakılmadı? En büyük delil resmi delildir yani. Bunun daha ötesi yok. Bunların hiçbiri dikkate alınmadı. Neden biliyor musunuz? Sabıkalı olduğum için. Kayıtlarda da bu geçmiştir. Benim elimdeki kağıtta da sözlerine itibar edilmediği için şahitler dinlenmeye çağrılmamış diye kayıtlıdır yani. O dönem dosyaya ulaşabilmek çok mümkün değildi ama büyük ihtimalle şeydi bu bana gelen kağıt, gerekçeli kararıydı sanırım. Gerekçeli kararda böyle yazıyor. Sabıkalı olduğu için sözlerine itibar edilmemiştir. Yani burada bir çelişki olduğunu onların anlaması gerekirdi. Umursamadılar açıkçası artık. Rüşvet o dönem çok yaygındı. Rüşvet mi yediler? Ben zaten kimsesiz bir köylü çocuğuyum. O dönem rahmetli abim evdeki buzdolabını satmış bana avukat tutabilmek için. Ben avukat istemedim. Dedim paranızı boşu boşuna harcamayın. Er veya geç çıkacağım dedim yani. Suçsuzum dedim. Suçsuz yere bana ceza vermeleri mümkün değil diye düşünüyorum. Ben Harun Tanrıverdi'nin kesinlikle ve kesinlikle amcamın oğlunu öldürdüğünden emindim. Benim tek hedefim onu öldürmekti. Hem bana iftira attığı için hem amcamın oğlunu öldürdüğü için intikam almak istedim. Bir sonraki günde mahkememiz var. Tabii üçümüz tutuklandık bu arada. Ayakkabı bıçağını aldım. Bir şekilde koğuşa soktum. Detaya fazla girmeyelim. Koğuşa soktum. Halimden, tavrımdan anlamış olsa gerek ki Harun Tanrıverdi. Sordum, dedim lan ne olacak bu işin sonu? Kim öldürdü lan bu çocuğu dedim. Ya İbrahim dedi işte, avukatım gelsin dedi, avukatıma soracağım. Mahkemede dedi, zaten yarın mahkememiz var. Mahkemede dedi her şeyi anlatacağım. Ben de güvendim. İyi tamam hadi bakalım dedim.
Avukat gelsin dedim. Ben de çağırttır. Beraber konuşalım. İşte ne gibi bir ifade vereceksin? Ben de dedim duymak istiyorum. Kimi öldürdün? Nasıl yaptın? Başka kimler vardı falan. Hepsini dedi. Öğreneceksin dedi. Çıktık mahkemeye. O mahkemede tahliye oldu. Harun Tanrı verdi. Eyvah dedim ulan bu tahliye oldu şimdi. İş bize kalacak. Kalacak ya %90 diğeri mahkemeye çıkmamıştı. Çocuk mahkemesi Ankara'daydı o dönem. Ankara'ya çıkacaktı. Ankara'ya gidecekti mahkemeye. tahliye oldu. Ben dedim bir şekilde halletmeye çalışırız. Gittik cezaevine. Tabii bize hemen ayırdılar o esnada. Gittik cezaevine bekliyorum bekliyorum Harun Tanrıverdi gelecek. Bekliyorum bekliyorum Harun Tanrıverdi gelecek. Meğer bu şeye söylemiş, gardiyanlara söylemiş işte beni öldürecek. Beni koğuşa koymayın. Koğuşa gelmedi. Zaten ben onların koğuşunda değildim. Gerçi onlar çocuk koğuşundaydı. Şimdi keskin kapalı cezaevinde büyük hükümlü ayrı bir yerde, çocuk koğuşu ayrı bir yerde ama bahçelerimiz tekti. İki kısım vardı zaten. Çocuk koğuşu bizim kısımdaydı. Koğuş kapıları açıldı mı tek bahçeye çıkıyorduk. Büyük bir bahçe vardı. 4-5 koğuş tek bahçeye çıkıyorduk işte. Bu şeye gelmedi. Koğuşa da gelmedi. Kısıma da gelmedi. Söylemiş herhalde şeylere, gardiyanlara. Eşyalarını aldı, çekti, gitti. Suç bize kaldı. Zaten şeyle de daha sonra görüşme fırsatımız da olmadı. Murat Başkal da tahliye oldu. Onlar sadece tahliye değil, beraat ettiler yani. Bak asıl suçu işleyenler beraat ediyorlar. Ben orada ağzımda kuş da tutsam, sabıkalı olduğum için, bana itibar edilmediği için, sözlerime itibar edilmediği için ben 18 yıl cezaya mahkum oluyorum. Aslında benim bana isnat edilen suçun cezası o tarihte idam cezasıydı. Hem 4 tane idam cezasıydı. Bu cinayetin içinde planlı cinayet var. Gasplı cinayet var. Cesede işkence var. Tam bilemiyorum ama birinci derece sanırım. Birinci derece akrabalık olduğundan dolayı idam cezası var. O tarihte idam cezası vardı. Ben normalde 4 idamdan yargılanmam gerekirken bana sadece şüphe cezası verdiler. Onu da suçu kabul etmediğim için. Dediğim gibi bu gösterdiğim delilleri, işte resmi delilleri göz önünde bulundurmadılar. Yani sabıkalısın ya, artık sözlerine itibar edilmez. Potansiyel suçlu gözüyle bakılır. Zaten daha önce cezaevinde yatmış çıkmış. Verin cezayı yatsın yani, faili meçhul kalmaktansa. Zaten iki kişi üzerime şahitlik yapmış, biz gördük demiş, görgü tanığı pozisyonundalar. Aslında suç işleyenler onlar ama ben 18 yıl ceza aldım, şüphe cezası. Bu 18 yılı aldım, aslında şey yapmadım yani, çok da üzülemedim. Neden üzülemedim? Az ceza aldığım için üzülemedim. Normalde suç tamamen bana kalmış. Ama işte dediğim gibi 4 tane idam cezası almam gerekiyordu. 18 yıl aldım. Ben dedim bir an önce firar edeyim. 18 yıl işte cezam, firar edemezsem daha uzun cezaevinde kalmayayım. İşte firar edeyim, intikam alayım düşüncesiyle 18 yıla razı oldum artık. Yapacak bir şey yok. Ceza almışız. Zaten avukat da tutturmadım. Barolardan bir avukat geldi. Avukat da işte sadece şey, yazılı ifade. Ya bir tek kelimesini duymadım baroların gelen avukatından. Yazılı savunma yapmak istiyoruz dedi. Savunmasını yazılı yaptı. Ne yazdığını da bilmiyorum açıkçası. İşte o dönemde pek dosyalara ulaşabilmek mümkün değildi aslında. Peşimizde de kimse yok. Zaten en büyük abim 23 yaşında falandı o tarihte. 23 yaşında. İşte babasız büyümüşüz. Kimsesizliğin verdiği bir şey. İşte amcam hasmım olmuş. Dayım aramıza girmek istemediği için konulara hiç karışmamış. Yani sabıkalı olmanın, kimsesiz olmanın çok büyük zorlukları var. Yani hayatla mı mücadele edeceksin, insanlarla mı mücadele edeceksin?
Çok aşırı zor. Neyse uzatmayalım. Ben 18 yıl cezaya razı oldum. İşte bir an önce en azından dedim firar edemesem bile bir an önce cezam biter. Giderim düşüncesiyle kendimi şeye verdim. Boncuk yapımı işte gördüğünüz bu saati daha sonraki dönemlerde yaptım. O tarihte yapmadım da bu gemiyi de daha sonraki dönemlerde yaptım. Gemi yapıyordum. Maket gemi. İşte zaten zaman çoğunu bunlara harcıyorsun. Aynı zamanda ayakkabıcıydım. Biraz önce bahsettiğim gibi ayakkabı yapıyordum. İşte akşamları gemi yapmaya çalışıyordum. Boncuk yapmaya çalışıyordum. Bu boncuk tığ işi çok zordur. Bunu zaten kolay kolay da kimse kimseye öğretmez. İşte bunları öğrenmek için 5-6 ay birine bir nevi hizmet ettim yani. Çayını getir işte boncuklarını diz. Her ne kadar da şey olsa bile öğretmek istemeseler bile adam bir nevi mecbur kaldı. İsa isminde bir arkadaşım vardı işte. O öğretti bana bu boncuk örmeyi. Onun vesilesiyle bunu öğrendik. Kendimiz ekmeğimizi çıkarabildik. İşte kimi zaman meydancılık yaptım. Yani çalışmaktan hiçbir zaman gocunmadım. Ben aileme yük olmak istemediğim için işte boncuk öğrendim, gemi yapmayı öğrendim. Bir şekilde rızkımı öyle kazanıyordum. Meydancılık yaptığım dönemlerde oldu. Yani vesselam uzun lafın kısası bu cinayet suçu tamamen benim üzerime kaldı. Bunun hesabı da bu dünyada sorulamadı. İşte zaten hapishaneye düşmek de istemediğim için üstüne de gitmedim açıkçası. Ahirette mutlaka sorulacaktır yani. Bu her harfin, her kelimenin hesabı sorulacaktır. Ben 18 yıl ceza aldım. Neden 18 yıl ceza aldım? İlk yaptığım yaralamadan dolayı 18 yıl ceza aldım. Şüpheliyim diye 18 yıl ceza aldım. Yoksa suç ispatlanmadı, kanıtlanmadı. İki tane görgü tanığı olmasına rağmen kanıtlanamadı. Bu dünyada çıkmadı. Onların cezasını çekmedi. Onların cezasını ben çektim. Bunun hesabı ahirette sorulacaktır. Hakkınızı helal edin ya. Helal olsun oğlum ya. Çok emeğiniz geçti. Sen hakkını helal et abi. Helal olsun ya. Cezaevlerinin biraz kötü yanlarından bahsetmek istiyorum. Kumar her daim her cezaevinde vardır. Kumar oynanır. İşte hiç bir kumar şeyi bulamazsan, kumar oynayabilecek bir şey bulamazsan, ilk gelen ziyaretçi kimin ziyaretçisi diye bile kumar oynanabilir yani. Tek mi çift mi diye kumar oynanabilir. İşte hele maçlarda işte o der işte 50 lira, o der bilmem ben 100 lira. O onunla iddiaya girer, o onunla iddiaya girer. Kumar bitmez. Kötü alışkanlık şey mesela uyuşturucu girer cezaevine, silah girer cezaevine. Eskiden çok aşırı aşırıydı bunlar. Şimdi yeni yeni biraz önüne geçildi ama eskiden çok yoğundu. İçeriye silah bile sokabiliyordum. Bıçak bile sokabiliyordum. Allah'a çok şükür ben cezaevinde de bir kötü alışkanlığım yoktu. Kumarla, uyuşturucuyla hiç ilgilenmedim. Dışarıda da kısa bir süre uyuşturucu kullandım. Çok şükür ondan da kurtuldum. İşte alkol, şarap yapılır mesela cezaevlerinde. Şarap çok şeydir, yoğundur. İşte üzüm alınır. Eskiden kasayla üzüm alabiliyordun. İşte koğuşlarımız büyüktü. 60 kişilik, 70 kişilik koğuştu benim yattığım hapishanede. 60 kişilik koğuşa işte 5 kasa üzüm. İşte almak istemeyenler zaten şeye katılmaz. Alkol almayanlar hesabına karışmaz. Kaç kişidir? Atıyorum 10 kişi yapıyordur bu işi. 10 kişi arasında paylaşır parasını. Şarabını yapar, 10 kişi de içer. Kimseye vermezler. Hapishanede çok kötü alışkanlıklar da edinilebilir yani. İşte dediğim gibi kumar olabilir. İşte uyuşturucu alma bulma şansın vardır. O dönemde de vardı. Şimdi de var yani. Uyuşturucu da girebilir. Cezaevin iyi yanları aslında ona iyi yanları demeyelim de hoş birkaç dakika veya birkaç saat diyelim. Hoş birkaç saatin olur. İşte
dışarıdan sivilden tanıdığım biri gelmiştir. İşte onunla işte falanca nasıldı, işte öbürü nasıldı, Ahmet nasıldı, Mehmet nasıldı, iyi mi, öldü mü, kaldı mı? Birkaç günün öyle hoş geçer. Çünkü dışarıdan bir haber alıyorsun. Bu ziyaretçi gibi olmuyor. Ziyaretçin gelir işte yarım saattir. Atıyorum. Yarım saat sonra çıkar gider. Yarım saat sohbet edersin. Ondan sonra yine eski düzen devam. Zaten daha çok bunalıma girersin ziyaretçi gittikten sonra. Ama dışarıdan bir sivil arkadaşın mahkum olmuşsa biraz mutlu olursun. Onunla işte ondan bahsedersin, bundan bahsedersin. Sivil hayattan işte neler vardı, neler yoktu. İşte falanca yerde zaten aynı çevrenin insanlarıyız. İşte buradaki binalar yapıldı mı, oradaki binalar yıkıldı mı gibi. Yani çeşitli sohbetler, işte abimle karşılaşıyor muydunuz, işte diyaloğunuz nasıldı gibi. Birkaç günün öyle iyi geçer, huzurlu geçer. Ondan sonra yine kara düzen devam. Zaten her şeye hasretsin. Yani bir önceki videomda da bahsettiğim gibi hayvan pisliğinin kokusunu bile özleyebiliyorsun. Benim mesela intikam almak istediğim çok açık ve netti. Bunu da ben kimseden saklamadım da gizlemedim de. Yani herkese açık açık da söylemişimdir. İntikam almayı aşırı derecede istememe rağmen hapishaneye girmek varsa işin ucunda bırak hapishaneyi. Şey, o intikam duygusu tamamen silinir. Çünkü o adam ölecek, kurtulacak. Benim ölümüm çok yavaş olacak. Bugünün şartlarında ağırlaştırmış müebbet alırsın. Artık ömür boyu, zaten bu yaştan sonra cezaevine girince de çıkabileceğimi düşünmüyorum da, Allah bir daha göstermesin oraları. Hayatım bitmiş demektir. Bir daha dışarı çıkma şansın yok yani. Madem öyle, intikam neyin nesi o zaman? Suç işlemek neyin nesi o zaman? Vesselam, hapishane daha çok acı veren, yavaş yavaş öldüren bir yer. Bu şimdi gençleri görüyoruz, işte köşe başlarında dikilmişler, işte gelene geçene artistik yaparlar. Yani nedir lan, neyin peşindesin sen ya? Bir kavga etsen işte bir sabuk alırsın. 5 seneden azsa erteleme olur. O an yatmazsın ama bir dahaki suçunda cezan, hem onun cezasını yatarsın, hem yeni aldığın cezayı yatarsın. Zaten sabukalandıktan sonra da kolay kolay kurtulamazsın. Bir sefer girdim, ben bu işi tamamen unuttum, bir daha asla girmem demeyeceksin. Diyemezsin yani. Hayat bir şekilde seni sürükler. İşte ben önceki videomda da toplum suça iter diyorum. Bazı kesimler işte toplum suça itmez, sen meyillisin falan filan diyorlar ama şimdi hak vermek lazım. Ben 8 senemi 4 duvar arasında geçirmişim. Yani birisi bana hakaret edince ben pısıp kalamam. Bu benim içimde yok. Bu benim yapımda yok. Zaten yıllar benim psikolojimi yıpratmış. Ben şu an psikiyatrik rahatsızlığım var. Ben hala tedavi görüyorum. Bunu benim gibi insanlar, cezaevinde yatan insanlar daha doğrusu, kaldırabileceği şeyler değiller. Değil bunlar yani. Hakaret ediyor. Sen de ona aptal de, sen de ona salak de. Zaten bu aptalın salağın sonucunda hakaretler büyüyecek, küfre gelecek. Zaten kavga çıkacak. Ben sana bir şey diyor muyum şimdi, sen bana hakaret ediyorsun mesela? Ben herkese karşı saygılıyım. Herkesin herkese saygılı olması lazım. Şimdi uzun lafın kısası, yani hapishane çok aşırı kötü bir yer. Yani hiç kimseye tavsiye etmiyorum. Ya düşmanın bile düşürmesin Allah derler ya. Doğru yani, aslında çok kötü bir yer. Yani düşülecek gibi değil işte. Özellikle gençler büyüklerinin sözünü dinlemeli. İşte özellikle anne babasının sözünü dinlemeli. İşte anne babası falancayla arkadaşlık etme dediği zaman annesinin babasının gördüğü bir şey vardır. Bunu genç göremez. Aynı yaşlardadırlar. O göremez bunu ama annesi babası o çocukta bir kötülük olduğunu hisseder. Onu görür yani. Onun için gençlere tavsiyem, kesinlikle ve kesinlikle hapishanelere düşmeyin. Her ne suçtan olursa olsun hapishaneler her türlü, her halükarda, her aşamada, özellikle bir de maddi gücün yoksa, çok aşırı kötü bir yer arkadaşlar. Tuvalet bile temizlersin. Rızkını kazanmak için, ondan bundan sigara istememek için tuvalet bile temizlersin. Ben yaptım, gocunmuyorum. Meydancılık yaptım, tuvalet temizledim ben. Kimseye bir dal sigara ver dememek için. Hayat bu arkadaşlar. Yeğenime yazmış olduğum bir şiirim vardı. Aynı zamanda şarkı yaptım bunu.
Şiirin baş harflerinden isim soy isim çıkar. Yasemin Bulut şiirin ismi. Yalan dünyaya neden geldin ki? Acı çekip çile çekmek için mi? Sevginin gücünü görmek için mi? Etrafına bir bak, ağla Yasemin. Minicikti ellerin, ayakların, inlerdin, ağlardın sabaha yakın. Ninniler söylenir büyümen için. Bu hayatı tanı, ağla Yasemin. Ufuktaki güneş doğarken yine laleler, çiçekler açtı seninle. Umudunu sakın, sakın yitirme. Talihine bir bak, ağla Yasemin. Bu şiirimi de yeğenim doğduğu günlerde yazmıştım. Tabii aradan çok uzun zaman geçti. Şimdi evli barklı çocuk. Arkadaşlar, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hayatta herkese başarılar dilerim. Hapishanelere sakın düşmeyin. Allah'a emanet olun. Huzurlu olun. Mutlu kalın. Özgür kalın. Özgürlüğün değeri hiçbir zaman hiçbir şeyle biçilemez.